Ha gidelim. Öğrencilerimiz var mı? Öğrencilerimiz var, kaçırız. Onları ayarlayalım. Yani 5-6 kişi alırız, öyle sıralar atırız. Malik yat yat. Biraz ısınsın, Duygu şeyde içeride geliyoruz. 5 değil. Evet. Abi, kaç tane kart doldurdun? Evet. Bir de indir şöyle abi. Biraz daha saçlarını döker misin arkaya doğru? Şöyle arkaya doğru gidelim. Arkada kalsın. Onun parası için nereye gitti? Bak. Yani doğası, karı, her şeyi doğal, muhteşem. Ben bayıldım yani tek kelimeyle. Kesinlikle bakın çok farklı kayak merkezlerine gittim. Özellikle Uludağ'ı çok fazla insanlar biliyor, biliyorsunuz. Ama kesinlikle Tunceli, kesinlikle Ovacık Kayak Merkezi, Uludağ değil, burayı tercih edin. Bayılacaksınız buraya. Buraya gelen insanlar ne demek istediğini çok iyi anlayacaklardır. O yoğun kalabalıktan uzak, burada hem sakin hem de manzarayla iç içesiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum şiddetle. Yıllardır Ovacık'a gelip yamaç paraşütü yapmak büyük bir keyif. Hatta şu karşıki dağlardan yazın uçmayı düşünüyorum. Yamaç paraşütçü arkadaşlara buradan bir çağrım var. Burayı gelin görün. Doğası da çok güzel, karı da çok güzel, beyaz örtüsü de çok güzel. Uçmak, yani Türkiye'nin çoğu yerinde uçtum, hatta yurt dışında da uçtum ama Ovacık kısa pist olmasına rağmen yine de büyük bir keyif veriyor. Eğer uzun uçuşlar isterse arkadaşlar, karşı taraftaki büyük dağlar var. Oradan da uçuşlar olur, termik uçuşlar olur. Aynı zamanda altımızda böyle kayak yapan, slalom yapan arkadaşlar da böyle geldiği zaman havadan uçup da onlara eşlik etmek büyük bir keyif. Her sene bunu artık geleneksel hale getirdik. Buradan kayağımızı yapıp, uçuşumuzu yapıp ondan sonra Munzur'da böyle yüzmek büyük bir keyif oluyor. Dün akşam il merkezinden gelip otelde konaklıyoruz. Pazartesi sabahına kadar otelde konaklayacağız. Ovacık ilçemiz her mevsim güzel. Kışın apayrı bir güzelliği var. Kayak merkezinde zamanımızı geçiyoruz. Kısıtlamalar olmasına rağmen otel tamamen dolu. Pist, harika bir pist var. Pist kısa olmasına rağmen özellikle bizim gibi amatörler için çok ideal bir mesafeye sahip. Eğimi de güzel. Kar kalitesi Türkiye'nin en kaliteli karına sahip. Bunu çünkü daha önceki milli takımın kamplarından biliyoruz. 2004 yılında milli takım
kayak takımı buraya kampa gelmişti bir 15 günlük. O zamandan biliyoruz kar kalitesi çok güzel. Bütün herkesi davet ediyoruz, gelsinler. Özellikle pandemi bittikten sonra gelsinler. Doğayı görsünler, karın kalitesini görsünler. Keyif alıyoruz. Keyif alarak burada hafta sonlarımızı geçiriyoruz.